Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Evet, siz bu videoyu izlerken ben çok uzakta da olacağım diye öyle bir şey yok. Biz şu an canlı yayındayız arkadaşlarla beraber. Bu açıklamayı yaparken tek de yapayım istedim. Hem canlı yayında bu şeyi izleyenler görsünler hem de siz bu videoyu izleyerek olan bitenden haberdar olun istedim. Twitter'dan, Instagram'dan beni takip edenler bilirler. YouTube'dan da aslında bir tık topluluk sekmesinden yazmıştım ama buradan da anlatayım istedim. Bilin en azından diye. Beni yaklaşık bundan 2 hafta önce falan akşam saat 10.30'da Cuma günü galiba ya da cumartesi, ikisinden biri de hatırlamıyorum. Akşam 10.30'da kapıya polisler geldi. Gelmiş yani. Ve beni sormuşlar. Dolayısıyla beni evde bulamayınca komşulara falan filan kapıya gelmişler. Benim emniyete gitmem gerekiyormuş bir hafta içinde. Yok, 2-3 gün içinde tebligat varmış. Tebligat getirmişler. Ben tebligat kelimesini hayatımda bir defa duymuştum. Hani annem aramıştı beni 20-21 yaşımdayken. Oğlum, emniyette arıyorlar, aradılar. Tebligatın varmış, git bak neymiş. Gidip baktığımda beni askere almışlardı 2 gün sonra. Şimdi tebligatı duyunca ben dedim ki ha, kesin bir şey var. Tabii ben bunun öncesinde şöyle bir şey oluyor. Akşam 10.30'da geliyorlar, komşularla falan görüşüyorlar falan. Beni arıyorlar. Tabii ben o sırada telefonu duymuyorum dışarıda. Eve bir geldim, telefona baktım. Ben öyle çok telefona bakan bir adam da değilimdir yani. Baktım, iki kişi aramış. Biri yan komşum, biri de tanımadığım bir numara. Yan komşumu gecenin ikisinde üçünde rahatsız etmeyeyim dedim. Yabancı numaraya kimsiniz yazdım. Yazınca bir 5 dakika sonra aradı. Dedi Tağulukaya mı? Evet buyurun. Ben dedi emniyetten arıyorum. Böyle böyle bir durum var. Tebligatınız var. 2 güne gelip imza atmanız lazım. Dedim hayırdır, olay ne? İfade vermeniz gerekiyor dedi, bir hafta içinde dedi. Bize gelin. Buradan dedi, ya yani Üsküdar Emniyet, yani emniyeti söylemende bir şey olmaz herhalde. Üsküdar Emniyete gelin dedi, yani imzayı atın. Bir hafta içinde de Vatan Emniyete gidip ifade vermeniz gerek. Dedim konu ne? Dedi ki biz göremiyoruz, hani biz bilmiyoruz. Dedim Allah Allah, hayırlısı. Sonra benim avukatım işte sağ olsun Ali ile konuştum. Sonra olayın içeriğini öğrendik. Hani içeriğini öğrendik dedim, bir kısmını en azından. Daha ifadeye gitmeden. Squid Game özet parodiyi biliyorsunuzdur. Hani bayağı da izlendi. İki part yayınlamıştım ben onu. Özet parodi part 1, part 2 diye. Part 1 6,5 milyon izlenmiş. Part 2 3,5 milyon izlenmiş falan. Squid Game part 2 videosu Cimer'e şikayet edilmiş. Evet. Dedim ki hani bunun nesini şikayet etmiş olabilirler part 2'nin? Hani bir baktım Suriyeli şakası var. Acaba dedim hani Suriyeli mi? Çünkü sağ Ali de öyle diyor avukatım. Abi diyor Suriyeli şikayet etmiş olabilir mi diyor, yani burada Suriyeli şakası var falan. Dedim bilmiyorum ki yani, ona da bilir. Hani hayırlısı dedim ama yani. O süreçte tabii ben Twitter'dan, Instagram'dan hani insanları bilgilendiriyorum. Ne oluyor, ne gidiyor süreç, nasıl ilerliyor. O sırada Suriyeli lafı geçince tabii ben de sordum yani, Ümit abi dedim ne olacak bu işler, sen bunları ne zaman dışarı atıyorsun dedim. Ümit Özdağ devreye girdi abi, durduk yere. Sağ olsun hani böyle bir şey varsa hani yanındayız falan filan. İşte ilçe başkanlıkları vesaire, avukatları dedi, her zaman yanındayız falan. Dedim abi belli değil. Hatta dedi DM'den yaz falan bana, Ümit Özdağ. Dedim abi belli değil, ne oldu? Bir gidelim bir bakalım neymiş. Cuma günü gideceğim dedim. Cuma oldu, gittik Vatan Emniyet'e. İçeri girdik. Tavluk'a ben dedim, oradaki sağ olsun arkadaşlar, abi biz de seni bekliyorduk dediler. Oturduk, neymiş bir baktık abi olaya. Polisten öncelikle şunu söyleyeyim. Parodide geçen bütün söylediklerimi yazmışlar. Dosyaya koymuşlar. Dosyada parodi metnim var abi. Sonra şikayet edenin adı falan yazmıyor tabii. Böyle bir şey yok ama ilçe, hangi ilçeden CİMER'e şikayet edildiği yazıyor. Öyle bir durum var. Tabii bu durumda dedik ki abi olay neymiş bakalım. Sonra bir baktık. Cumhurbaşkanına hakaret yazıyor. Evet. Tabii Cumhurbaşkanı hakareti görünce ben başladım gülmeye. Tabii bu arada oradaki polis arkadaşlar da hani parodiyi izlemişler. Hatta 2-3 defa izlemişler. Abi çok güldük, çok beğendik. Hani biz seni bilmiyorduk falan. Orada bilen de var, bilmeyen de var. Ama Cumhurbaşkanına hakaret olunca tabii işin rengi değişebiliyor şimdi. Yani Suriyeli şakasından bir ifadeye gitmek var. Bir de Cumhurbaşkanlığına hakaretten. Şimdi Squid Game özet parodi part 2'ye videosunda geçen cümlelerde Cumhurbaşkanına hakaret olduğunu biri şikayet etmiş. Hatta demiş ki bunun üstüne gidin. Bu halkı galeyana getiriyor. Yani sizi. Bu Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için insanlar da yorumlarda Cumhurbaşkanına hakaret ediyor falan. Abi herkesin kendi özgür iradesi bir. İkincisi, işin en komik bölümü, bahsedilen ve şikayet edilen videoda Cumhurbaşkanına hakaret yok. Bırak, Cumhurbaşkanı kelimesi yok. Başkan kelimesi yok. Ama
O video Cumhurbaşkanı'na hakaret diye şikayet ediliyor. Ve ben bunun için koca bir günün işte karşıya git, Vatan Emniyet'e git, oraya git, Üsküdar Emniyet'e git falan, dön geri falan derken 6 saatimi harcıyorum. Öncelikle bana bu 6 saati harcatanın ellerinden öpüyorum. Dedi ki Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ama videoda öyle bir şey yok. Bu arada gerçekten yok. İsteyen izleyebilir. Squid Game Özet Parodi Part 2. Dedim abi ne olacak şimdi? İfaden alacağız işte dediler. Sordular. Soru şu bana ifadede. Suçlama bu. Bu konuda ne diyorsunuz dedi. Ben de dedim ki Cumhurbaşkanı hakaret etmedim. Polis bana baktı böyle. Evet. Hakaret etmedim Cumhurbaşkanı'na dedim. Sonra devam et. Hani daha uzun bir cümle kurmam bekliyor. Etmedim Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani isterseniz bu cümleyi dedim farklı varyasyonlarda 63 şekilde söyleyebilirim ama hani benim savunmam bu dedim. O videoda Cumhurbaşkanı hakaret yok. Sonra sağ olsun Ali işte avukatım birkaç daha cümle söyleyerek savunmamı biraz daha böyle 3 satıra çıkardı sağ olsun. Hani etmedim Cumhurbaşkanı'na hakaret. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Hakaret etmedim Cumhurbaşkanı'na. Başkanına Cumhurbaşkanı'na etmedim hakaret gibi. Çünkü benim bildiğim bu yani. Etmedim abi. Yok öyle bir şey. Şimdi tabii ifadeyi verdik çıktık. Sorunlardan biri şu. Savcılığa gidiyor. Savcılık bakacak. Eğer sadece başlığı okuyup hani Cumhurbaşkanı'na hakaret başlığını okuyup tam açın davayı derse dava açılıyor. Ya ben her türlü beraat ederim çünkü öyle bir şey yok. Ama niye böyle bir şeyle uğraşayım? Değil mi yani? Ama içeriği okursa zaten sıkıntı yok. İçerikte belli ne oldu yani öyle bir şey yok. Yani kısacası benim vaktimi, insanların vakitleri değerli. Bir, bu vakti neden çaldın? Güzel kardeşim. Bunu şikayet eden için söylüyorum. İkincisi, ben böyle bir şey yapmadım. Biliyorsunuz YouTuberlar falan filan bu aralar sürekli bir ifade durumları falan oluyor. Ben şuna dikkat ediyorum. Ben hiçbir şey demedim. Hakaret de etmedim. Yani. Ama şunu merak ediyorum. Yani sorguladım. Siz de bunu düşünün. Sosyal medyada herkese sivri dille bir şeyler söyleyebilen bu yeri gelir cumhurbaşkanı olur, iktidar olur, muhalefet olur. Yani bu da siyasi durumlarda sivri dilli konuşabilen insanların, bunlar sosyal medya fenomeni de olabilirler, başlarına neden böyle davalar gelmiyor? Niye açılmıyor bu davalar? Neyse. Böyle bir durum var. İşin şeyi de bu işte. Ne derler? Gideceği yer belli değil ama sonuçlanacağı şekil belli bence. Hani bundan bir şey olmaz. Ama hepimiz tabii özgürce fikirlerimizi kimseyi kimseye şahsına küfür etmeden, makamına küfür etmeden fikirlerimizi söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bu süreçte bu arada yanımda olan Instagram'dan, Twitter'dan, DM'lerden, her yerden mail atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte şunu anlıyorsun. Aa, yalnız değilmişim. Teşekkür ederim. Eyvallah.